Yukarıda coğrafi koordinatları verilen merkezler için yargılarından hangileri doğrudur deniliyor? Yerel saati en ileri olan merkez M'dir denilmiş. Baktığımız zaman diğerlerine göre en doğuda olan merkez M olmasından dolayı yerel saatinin ileri olduğunu söyleyebiliriz. K merkezi güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alır deniliyor. Dönenciler arasında olan bir yerdir. K'nin enlem derecesi 20. Yani 23-27'den küçük. Bundan dolayı dönenciler arasındadır. Dönenciler arasında bulunan yerlere güneş ışınları yılda iki defa dik açıyla gelir. Yıl boyunca L'de yaşanan gündüz uzunluğu N'den daha fazladır denilmiş. Böyle bir durum söz konusu değildir. Dünyada gündüzler bazen kuzeyde daha uzundur, bazen güneyde daha uzundur. Bundan dolayı farklı enlemlerdeki yerler için daima daha uzun demek yanlış olur. Bu bilgi yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Doğal çevre elemanları ve bu çevrede meydana gelen olaylar fiziki coğrafyanın inceleme alanına girer denilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın incelediği konular arasında yer almaz deniliyor. Yer şekillerinin oluşumu ve dağılışı bunlar jeomorfolojinin konusudur. Büyük iklim tipleri klimatolojinin konusudur. Bunlar fiziki coğrafyanın konularıdır. Dünyanın şekli ve hareketleri matematik coğrafyanın konuları içerisinde yer alır. Fiziki coğrafyanın içerisinde inceleriz. Doğal bitki örtüsünün dağılışı biyo coğrafya, bu da fiziki coğrafyanın konuları arasında yer alır. Fakat büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu iller bunlar ekonomik coğrafyanın konuları içerisindedir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre hangi bölgeye ait topografya haritasının ölçeği daha büyük olacaktır denilmiş. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen 5 bölgenin eşit boyuttaki kağıtlara topografya haritaları çizilecektir. Aynı kağıda çizileceğine göre bu bölgeler içerisinde birinci bölge ekvatora daha yakın bir yerdir. Enlem derecesi daha küçük olduğu için ekvatora daha yakındır. Meridyenler arasındaki mesafe ekvatorda geniş olduğu için bu bölge diğerlerine göre daha geniş bir bölgedir. Fakat 5 numaralı bölge kutuplara daha yakın olduğu için burada meridyenlerin birbirine yakın olmasından dolayı diğerlerine göre daha dardır. Aynı kağıda çizilmek istendiği zaman hangisinin ölçüye daha büyük olur? Küçük olan bölgeyi aynı kağıda sığdırmak için fazla küçültmemize gerek olmaz. Küçültme az olacağı için ölçeği daha büyük olur diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre Temmuz ayında sıcaklığı 25 derecenin üzerinde olan yerlerin Kuzey Yarımküre'de fazla olmasında unsurlarından hangileri etkili olmuştur deniliyor. Temmuz ayı güneş ışınlarının Kuzey Yarımküre'ye dik açıyla geldiği bir dönemdir. Yani bu dönemde güneşten gelen enerjinin büyük bir kısmı Kuzey Yarımküre'ye gelir. Bundan dolayı Kuzey Yarımküre Güney Yarımküre'den daha sıcaktır. Okyanus akıntılarının, dünyanın şeklinin bu olayda bir etkisi yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Dünyanın güneşe karşı konumunun şekildeki gibi olduğu tarih için bilgilerinden hangileri kesin doğrudur denilmiş. Dünyanın bu şekilde olduğu tarih yani aydınlanma çizgisinin kutup noktalarına teğet geçtiği yani güneş ışınlarının ekvatora dik geçtiği iki tane tarih vardır. Bunlardan biri 21 Mart tarihidir. Diğeri ise 23 Eylül tarihidir. Türkiye'de her ikisinde de gece gündüz eşitliği yaşanır. Her ikisinde de Kuzey Yarımküre'de bahar başlar. Birinde ilkbahar, birinde sonbahar başlar. Fakat bahar başlar doğrudur. Fakat bu tarihten sonra, hangi tarihten sonra? Mesela 21 Mart tarihinden sonra böyledir. Gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Evet, 21 Mart tarihi için doğrudur. Fakat eğer bu şekil 23 Eylül ait olursa, o zaman bu ifade doğru olmaz. O zaman da kesin diyemeyiz. Bu ifade kesin değildir. Bundan dolayı kesin olanları söylüyorum. 1 ve 2'dir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Yerin iç yapısı ve katmanlarıyla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Yeryüzünden derinliklere doğru gidildikçe sıcaklık ve basınç artar. Doğrudur. Yer kabuğu litosfer olarak adlandırılır, taş küre olarak adlandırılır. Bu bilgi de doğrudur. Yerin merkezinde, çekirdek kısmında
ağır maddeler olan nikel ve demir fazladır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Yoğunluğu fazla olduğu için iç kısımda bu maddeler bulunur. 1, 2, 3, 3'ü de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir denilmiş. Atlas ve Hint okyanuslarının oluşumu 3. zamanda gerçekleşmiştir. Dinozorlar 2. zamanda yaşamıştır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu 4. zamanda meydana gelmiştir. Atmosfer ilkel zamanda oluşmuştur. Yani en eski oluşan atmosferdir. İlkel zamanda. Kıtaların birbirinden ayrılmaya başlaması 2. zamanda gerçekleşmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız daha sonra dediği için C seçeneğidir. Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangileri ülkemizde görülmez denilmiş? Dalmaçya tipi kıyılar Antalya'nın Kaş ilçesi kıyılarıdır. Riya tipi kıyılar İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Haliç Koyu ve Gökova Körfezi örnek verilebilir. Fakat Türkiye okyanus kıyısında olmadığı için Haliç tipi kıyılar, kutuplara yakın olmadığı için de fiyort tipi kıyılar Türkiye'de görülmez. Görülmeyenler sorulduğu için 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur denilmiş. Özgür mağaraları iç kuvvetler oluşturmuştur demiş. Bu bilgi yanlıştır. Mağaralar yeraltı sularının etkisiyle oluşur. Yeraltı suları ise dış kuvvettir. Deniz volkanik faaliyetler yer altından kaynaklanıyor. Bence volkanizma iç kuvvettir demiş. Bu bilgi doğrudur. Anıl travertenlerin suları yer altından geldiğine göre iç kuvvettir demiş. Bu bilgi de yanlıştır. Yeraltı suları dış kuvvettir. Kerem, depremler iç kuvvettir. Sarsıntılar yerin derinliklerinden geliyor. Mağmadan kaynaklanıyor olunca iç kuvvet deniliyor. Bu bilgi de doğrudur. Hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Deniz'in verdiği bilgiler doğrudur. Kerem'in verdiği bilgiler doğrudur. Deniz ve Kerem doğru cevabımız D seçeneğidir. Akarsu akış hızının fazla olduğu yerlerde yer şekillerinden hangilerinin oluşması beklenmez? Kırgıbayır akarsuyun aşındırmasıyla oluşur. Bu yüzden akarsuyun hızının fazla olduğu yerlerde oluşması kolaydır. Çentik vadilerde akarsuyun akış hızının fazla olduğu yerlerde oluşur. Çünkü çentik vadilerde akarsuyun derine ve geriye aşındırmasının bir sonucudur. Fakat kum adası ve birikinti konisi gibi yer şekilleri, bunlar birikim şekilleri olmasından dolayı akarsuyun akış hızının az olduğu yerlerde görülür. Bundan dolayı akarsuyun akış hızının fazla olduğu yerlerde oluşması beklenmez deniliyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda dalga aşındırması etkilidir denilmiş? Tombolalar dalgaların biriktirmesiyle oluşur. Lagünler biriktirmesiyle oluşur. Kumsallar biriktirmeyle oluşur. Kıyı okuda dalgaların biriktirmesiyle oluşur. Fakat falezler yani kıyıdaki diklikler yani yalı yar dediğimiz kıyı diklikleri bunların oluşumu dalga aşındırmasının bir sonucudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki gibi arazi yapısına sahip bir bölge için yani horse, graben ve fay hatlarının bulunduğu bir bölge için hangisi söylenemez denilmiş. Bu bölgelerde fay hatlarının bulunmasından dolayı deprem riski fazladır. Bu bölgelerde fay hatlarının bulunduğu yerlerde sıcak su kaynakları bulunmasından dolayı kaplıca ve ılıcalar çoktur. Kırıklı arazi yapısı yani fay hatları yaygındır. Jeotermal enerji bakımından yani sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Bunlar söylenebilir. Fakat çabuk çözülen kayaçlar bulunur denilmiş. Bu kesin bir ifade değildir. Kesin bir durum değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir.